Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi'nin Smart Kamera C200 versiyonu IP kamerasını inceleyeceğiz. İlk önce kutumuzun üstünde neler var ona bir bakalım. Burası ön yüzeyi. Kameramız Full HD bir kamera. Gece görüş özelliği var. Çift taraflı ses aktarım özelliği var. Yan taraflarına bir bakalım hemen. Arka tarafı, bu tarafı ve üst tarafı. Şimdi Cihazımızı açalım. İçinden neler çıkacak ona bir bakalım. Burada güvenlik bandrolü var. Güvenlik bandrolünü kesiyoruz. İlk başta bizi bir garanti belgesi karşılıyor. Şöyle bir poşet geldi. Poşetimizin içinde neler var ona bir bakalım. Kullanma kılavuzları çıkıyor içinden. Duvara montajlamak için bir tane aparatı çıkıyor. Bu şekilde duvara montaj yapabiliyoruz. Burada ürünümüzün kablosu çıkıyor şu şekilde. Micro USB'li bir tane kablo çıkıyor. Bayağı bir uzun bir kablosu var. Şimdi ürünümüzü çıkaralım yerinden. Burada kameramız çıkıyor şu şekilde. Arkada güç girişi var. Kutunun içinden adaptör çıkmıyor. Uygulamamızı kuralım şimdi. App Store ya da Google Play'den arama kısmından Mi Home yazıp arama yapıyoruz. Uygulamamız bu. Çince yazıyor ama bakalım inşallah Türkçedir. Uygulamayı indiriyoruz. Uygulama kurulurken de biz de kameramıza gücümüzü verelim. Kameramızın arka tarafındaki micro USB kısmına kutudan çıkan kabloyu bağlıyoruz. Kameramız açılıyor. Bu arada uygulamamız da açıldı. Please use the mobile phone scan the QR code on the body labeled and to the configuration interface waiting for connection Şu anda kameramızın ilk açılışı bitti. Burada Mi Home uygulaması Orada Çince mi Japonca mı yazıyordu bilmiyorum ama burada Türkçe olarak çıkıyor. Kabul et diyoruz. İzin ver diyoruz. Buna da izin ver diyoruz. Zaten Türkiye otomatik olarak geldi. Eğer hesabınız varsa Mi hesabınız varsa burada Mi hesabından giriş yapabilirsiniz. Eğer yok ise alttaki seçeneklerden de giriş yapabiliyorsunuz. Ya da ben bunlardan giriş yapmak istemiyorum derseniz hesap oluşturdan hesabınızı açabilirsiniz. Mikrofona erişim istiyormuş. Tamam diyoruz. Bluetooth, EV, verileri, her şeye yarışmak istiyor. İzin veriyoruz. Buna da tamam dedik. Ön tarafından cihaz eklemeye giriyoruz. İlk önce bir bekleyelim otomatik olarak bulacak mı? Bulamazsak QR kodla yapacağız. Beklemeyelim. Video kamerayı seçtik. Tamam dedik buna. QR kodu okutuyoruz. Uygulamayı takip etmesin diyoruz. Cihaz sıfırlamanın nasıl olduğunu gösteriyor. Uygulamayı kullanırken diyoruz. Kendisi Wi-Fi'yımızı seçti. Biz sadece şifresini girdik. Katıl diyoruz buna. For wait. Cihaza bağlandı. Ayarlarını yapıyor. Tamam oda yokmuş. Yine oda diyoruz. Ne diyelim? Burada var mı? Otur modasını seçtik. Tamam dedik. Sonraki diyoruz. Buradan isterseniz kameranızın ismini değiştirebiliyorsunuz. Sonraki diyelim. Ana sayfada görüntülemek için kısa yol ekleyecekmiş. Buna da tamam diyelim. Burada eğer başka aile üyeleriniz de Mi Home'u kullanıyorsa bu evi paylaş diyerek e, cihazı paylaşabilirsiniz. Biz paylaşmayacağız, henüz paylaşma diyoruz, sorma diyoruz. Şu anda cihazımız yükleniyor. Güncelleme gelmiş. İlk önce bunu kabul ediyoruz. Yazılım güncellemesini aldırıyorum. ilk önce. Tekrardan bir cihazı kapatıp açtı yazılım güncellemesinde. Şu anda cihazımız güncellendi. Ekran üzerinden böyle yaparak gidebiliyoruz. Üstüne bastığımızda da şu şekilde yine kumanda panelleri çıkıyor. Şu şekilde. Eğer üstüne iki kere dokunursanız zoomlama yapabiliyor. Buradan fotoğraf çekebiliyor. Buradan şu anki gönderdiği görüntünün ayarını seçebiliyorsunuz. Otomatik 360p bir de 1080p. Burada mikrofonu açabiliyoruz. Şu şekilde mikrofondan da ses geliyor. Tabi biraz yankı yapıyor kapatalım. Şimdi bir menülerine bir bakalım neler var menülerinde. Buradan da ayarlarını yapabiliyoruz. Burada gözetim merkezi diye bir şey var. Burada hareket algılamayı falan onları gösteriyor. Ama abonelik de istiyor anladığım kadarıyla. Çünkü burada Mi e abone olun diye bir şey var. Onun da ücret skalası bu şekilde. Bu hizmetleri bize sunuyormuş. Abone olmak isterseniz buradan yapabilirsiniz. Buradan tekrar oynat kısmında kalt ve SD kart Ayarlarını yapıyoruz. Ee, ne kadarlık bir SD kart takarsak ne kadarlık kayıt alacağı ile ilgili bize bilgilerini veriyor. Burada depolama yöneticisini görüyoruz. Kalt zaten abone değiliz. Yerel SD kart. Bakalım başka ne ayarları varmış bunun. Şurada neler varmış. Kamera ayarları var. Durum ışığı şu şekilde göstereyim. Bakın şurada bir tane mavi ışık yanıyor şu anda. Durum ışığını buradan kapatabiliyoruz. Bir de benim parmağı algılasa. Heh. Buradan açabiliyoruz. Veri kullanımı koruması varmış arkadaşlar. Sadece Wi-Fi'ye bağlı olduğunda cihaza bağlanma imkanı sunuyor size. Eğer bunu açarsanız dışarıdan bağlanamayacağınız. Ee, kamerayı döndürme hareketlerini normal izlediğimiz ekrandan da sağ sola döndürmemize izin veriyor. Burada uyku ayarları var. O ayarları yapabiliyorsunuz. Görüntü ayarları, filigran, lens bozukluğunu düzeltme, Geniştirim dinamik mod aralığı varmış. Bunu açabiliriz istersek. VDR gece modunda çalışmıyormuş. Onu söylüyor. VDR filigran ve zaman damgasının rengini etkiliyormuş. Görüntüyü döndürme var. Bu şekilde döndür dediğimizde bu şekilde ters çevirebiliyor. Bunu tabii ki de şu, şu şekilde tavana astığınızda görüntüyü döndürmeniz icap edecek. Bu şekilde görüntüyü döndürebilirsiniz. Biz öyle bir şey istemiyoruz. Burada cihazımızda tekrardan herhangi bir bozulma oldu gimbalında filan ee, o ayarlarını tekrardan kalibre edebiliyor. Görüntüleri izlerken kamera ve görüntüleri izlerken buradan sesi kapalı olarak izleyebiliyormuşuk o ayarı var. En altta da cihazı yeniden başlat ayarı var. Ev gözetimi varmış. Ev gözetimi tüm gün olacak. Herhangi bir şey yapmıyoruz 24 saat. Bölüm hassasiyetimiz de düşük. Büyük hareketler algılandığında uyar. Yüksek hassasiyette hem kişi hem nesne hareketlerini algılıyormuş. Bu şekilde size bildirim gönderiyormuş. Herhangi bir hareket olduğunda buradan da o bildirimleri cihaza gönderebiliyor. Direkt cihaz üzerinden bildirim alabiliyorsunuz. Burada bildirim türlerini ayarlayabiliyorsunuz. Hangilerinin geleceğini, hangilerinin gelmeyeceğini. Bu bu kadardı. Şimdi başka 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 home depolama ayarlarında şu anda yok. NAS sürücüye de bağlayabiliyoruz galiba büyük ihtimalle. Evet, bağlanabiliyormuş. İstersek NAS cihazları da bağlanabiliyor. Bellek kartı takmadım ben içine. Cihaz paylaşmayı zaten daha önce söylemiştim. Buradan e, bu kamerayı kullanması için e, yine Xiaomi'nin hesabından paylaşım yapabiliyormuş. Hangi denetimi vermek istiyorsak e-posta telefon Xiaomi hesabının kimliğiyle Buraya yetkilendirme yaparak cihazımızı paylaşabiliyoruz. Otomasyon oluşturabiliyormuşuk. Yazılım güncelleme, geri bildirim, ek ayarlarda neler varmış. Eklenti sürümü, güvenlik ayarı var. Bu güvenlik ayarını etkinleştirdiğimizde şu şekilde ben şimdilik 1, 2, 3, 4 diye ayarlıyorum. Etkinleştir dedim. Burada da hangi cihazı şifre parola Vermek istediğimizi işaretliyoruz. Parmak izini de aktif ediyormuş varsa. Şimdi başka 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 ek ayarlara bakmıştık. A bilgileri, yasal bilgiler, cihaz, ana ekrana ekle bitti. Kamera ayarlarına bakmış mıydık? Bakmıştık. Şimdi cihazımızı yine oyuncaklarımıza çevirelim. En başa geldik arkadaşlar. Burada demiş şifre vermiştik hatırlarsanız. Burada bize şifreyi soracak şimdi. Parmak izimizi okutabiliyoruz ya da parola yazmıştık 1 2 3 4. Cihaza bağlanıyor. Tam bu tarafta SD kartımızı koyuyoruz. Altta da sıfırlama yerimiz var. Şimdi cihazımızın fişini bir çekelim. Bir tane SD kart takayım ben. Bir bakalım. Şu şekilde takıyoruz SD kartı. Tekrardan elektriğini veriyoruz. SD kartımızı taktığımızda düzeltmek için buraya tıklayın diyor. Çince bir şeyler çıktı ama kabul ediyoruz. Hafıza kartını biçimlendirmemizi istiyor. Kayıt modu her zaman diye buradan seçebiliyoruz. Bellek kartını biçimlendir diyor. Tamam, biçimlendirelim. Hareket algılama seçtiğinde hareket algılandığı zaman kayıt yapıyor. SD kart taktığımızda tekrar oynat aktif hale geliyor. Burada yapılan kayıtları şu şekilde izleyebiliyorsunuz. Şimdi cihazın bir de gece moduna bakalım. Gece modu nasıl? Işıkları kapatıyoruz. Hop, kapandı. Ve cihazımız gece moduna geçti arkadaşlar. Bu şekilde gece modunda da cihazımız görünüyor. Gece modu da bu şekildeydi cihazımızın. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kamera hakkında düşüncelerinizi yorum kısmından yazabilirsiniz yazarsanız olabildiğince elimden geldiğince sizlere cevap vermeye çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.